Volkswagen bayisindeyiz. Şu anda bayide, plazada bir tane golf. Evet, satışa hazır bir tek kırmızı bir golfümüz var. Onun haricinde satışa hazır, hemen alabileceğiniz başka araç yok. En büyük sebebi de herkesin bildiği gibi çip problemi. Şöyle bir plazayı bir göstereyim, sonra arkadaşlar golfü göstereceğiz. Plazanın durumu bu. Plazada. Satıştaki kırmızı golf var. Kırmızı golf var, bir de Bu araç satışa hazır değil. Polo, yeni polo. Takip edenler biliyorlardır. Pololarımız Eylül ayında makyajla gördü. Geçen ay itibariyle. Yine motor seçeneği aynı. 1.0 80 beygirlik atmosferik MPI. Bir tane de 1.0 95 beygirlik turbo beslemeli olan iki motor seçeneğimiz var. 24 Eylül'de showroomlardaki yerini aldı yeni pololar. Özellikle Tabii. Evet, böyle pololar isim olarak yine Volkswagen'in Impression, Life ve Style gibi isimleriyle birlikte değişti. Comfort Line seviyesi Life oldu. Başlangıç paketi olan Trendline Impression, Highline de Style oldu. Ve bununla birlikte büyük donanımsal değişiklikler de var. Özellikle Volkswagen'in müşterilerinin talepleri biraz daha donanımsal anlamda araçlarımızın daha iyi olmasaydı. Yakın zamanda zaten Golf'lerle birlikte bunlar başladı. Polo'da da yine bu araca da entegre edilmiş durumda. Ne var, ne fark etti? Comfort Line'ın aslında donanımsal olarak birebir ismen aynısı. Fakat donanım farkı var. Öncelikle biraz tampon şekillerimiz değişti. Müşterilerimiz ya da Polo'su olan müşterilerimiz biliyorlardır. Ön farlarımız LED Basic ve LED gündüz farlarımız entegre oldu. Şu anda Polo'da tüm versiyonlarda LED far sistemleri standart olarak geliyor. Can tebatlarımız aynı. Boyutlarımızda çok milimetrik ufak tefek farklılıklar tabii ki tamponlarla birlikte var ama iç yani kokpitte herhangi farklılık yok. Katlanır aynalar eklendi bu araca. Geri park kamerası eklendi. Life paketi standart olarak geliyor. Life ve Style tabii ki Style'da da yine standart olarak geliyor. Dijital klima çift bölmeli yine standart. Eski Comfort Line'dan standart ama Touch Sliders dediğimiz Volkswagen'in yeni uyguladığı dokunmatik klima sistemi Life pakette standart geliyor. En büyük özelliklerden bir tanesi özellikle ön kokpitte dijital gösterge paneli. Diğer bir tabiriyle hayalet gösterge şu anda Polo'ların hepsinde standart olarak sunuluyor. Kablosuz şarj özelliği yine bu araçta mevcut olarak geliyor. Bunlar tabii buyurun. Özellikle arka far sistemini de görmemiz lazım. Desktop lambalarına bakmamız lazım. Bu görüntüyle birlikte Golf'i de andırmıyor değil aslında araç. Evet, özellikle bagaj kısmında hatırlarsanız uzantısı yoktu. Sadece sağ taraftaki o kare şeklindeydi. Şimdi içeri doğru girdiği için biraz böyle Golf'i de andırmıyor değil. Özellikle müşteriler kamerayı çok soruyorlar, böyle bakıyorlar. Arkadaşlar yani ya da müşterimize söyleyeyim. Volkswagen'de genel olarak amblemin içinden çıkan kameralar böyle çevirdiğinizde göremezsiniz. Sadece geri vitese taktığınızda ya da içerideki park asistanı devreye aldığınızda gözükür. Onu da buradan bir örnekle gösterelim. Böyle gözükmez. Kirlenmesin diye kendini kollaması amaçlıdır. İçine de bakalım isterseniz. Evet, aynen. Kamerayı göremiyorlar. Hep soruyorlar nerede biz göremedik diye. Onu da es geçmemiş olalım. Direksiyonumuz değişti. Amblemimiz zaten değişmişti geçen sene yıl sonuna doğru. Ekranımız Comfort Line aynısı. App Connect Bluetooth özelliği standart. Şöyle içinde. Evet, şanzımanımızın o dış topuzu da değişti aslında. O da parlak, yine Tiguan'larda gelmeye başlamıştı. Yine Polo'larda da bunu bu şekilde entegre ettiler. Bir de herkesin çok merak ettiği araçlar ne zaman gelecek? Evet. Araç yok. İnsanlar araç bulamıyor. Herkesin şu anda sorduğu, satış danışmanlarının da sürekli her müşteriye tek tek cevap verdiği bir soru aslında. Hemen kısaca özetlersek, aslında çip problemi dünya üzerinde sadece otomobil markaları için değil, tüm teknolojik aletler için bir risk teşkil ediyor. Şu anda otomotiv sektörünün çok derinden yaraladığı işte showroom'u görüyorsunuz. Ki bu sadece Volkswagen grubu değil, yani tüm dünya üzerindeki markalarda, bu arada sadece Türkiye'de değil, yani dünya üzerinde etkili bir durum. Sözünü kesin, hemen tabii. Karşımızda Seat var. Evet. Bir araçta, Seat'ta da evet, tek evet. Yani Seat'ta da böyle, yani tabii diğer markalarda da danışman arkadaşlarımız var, onları da ziyaret ediyoruz. Onları da soruyoruz, nedir durumunuz, araç geliyor mu diye.
Yani en azından showroom'da gösterebilecek araba olan biz bir bayiyiz. Bazı bayilerde hiç araba bile yok. Yani içeri girdiğinizde işte ticari araçtaki gibi şu anda hiç aracı olmayan başka markalar da var. Bu dünya üzerinde böyle. Yani satış danışmanları da biliyorsunuz bu işte araç satarak para kazanıyorlar. Bayiler araç satarak pazar kazanıyorlar. Yok demek araç pazarlığından çok daha zor. Yani inanın bütün markalar, bütün danışmanlar, bütün müdürler, bütün otomotiv şirketleri sahipleri bu araçların çok çok gelmesini istiyor. Ama maalesef ki yani bu çip krizi çok büyük etkiledi. Yani bunun etkilerinin 2022 Haziran'a kadar süreceğini söylüyorlar. Yani bunlar tabii ki duyumlar, öngörüler. Yani değişebilir, uzayabilir, erkene alınabilir. Ama genel olarak problem bu. İkinci el piyasası nasıl etkiler, nasıl etkilemez bilmiyoruz. Bizler bile artık araç üretimden çıkmadan müşterilere sunamıyoruz. Daha önceden hatırlarsınız Volkswagen'de. Şu an müşteriye göstereyim deseniz değil mi? Hani ya şu an tier okumuyor ki elimde showroom'a baktığınızda. Evet. Araç göstereyim. Şu aracı en azından görselde müşteriye göstereyim deseniz. Tabii bakın, yani satmayı. Hani bu da çok zor. Yani şimdi aracı alıyorsunuz, showroom'a koymak istiyorsunuz. Yani showroom aracı olarak tutmak zaten bir kere yanlış artık. Çünkü müşterisi var, satmıyorum bunu göstermem lazım diyemiyorsunuz. Bir türlü onu paraya çevirip yeni araç alımı için değerlendirmeniz gerekiyor. Bazen olmuyor, bazen oluyor. Müşteriler kızıyor. Yani hak veriyoruz. Sonuç olarak ben de bir ürün almaya gitsem ben de görmek isterim ama yani elimizden gelen bir şey yok. Distribütör yani sadece bayi olarak değil zaten bunları sağlayamayan distribütör onu da sağlayamayan aslında marka. Yani genel olarak hani onların da elinden gelebilecek bir şey yok. Kimse aracı satmamak istemez, satmak ister, bir an önce çevirmek ister ama maalesef durumlar bunlar. İnşallah en kısa zamanda düzelir. Ha. Biz de pazarlık yaparız en azından öyle söyleyeyim. Satış yaparız. Evet, aynen öyle. Yani para kazanırız, birim kazanırız. Yani durum bu. Yanda eğer videoda göründüyse iki tane Polo var arkada. Arkadaşlar onlar da satılmış. Zaten yazılar da üzerinde. Hani videoda çıktıysa. Evet. Yani o beyaz araç zaten teslim olacak bugün yarın. Mavinin de bugün işlemleri bitiyor. Sizlere de göstermiş olayım en azından. Hani yanlış aklınıza gelmesin. Arkadaşlar bunlar müşterisini bekleyen araçlar. Burada iki tane Ford var. Bu araç. Artık sahibi var. Şu anda plazadaki tek satışı bekleyen Ford. Arlan 1000 motor, evet. Yeni Golf. Daha önceden tanıtmıştık. Videolarınızı izleyenler, takipçileriniz hatırlarlar. Zaten videosunu yapmıştık. Evet, çok aynen öyle. Evet. Doğrudur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyeceğim ama işiniz yani bol araçlı günlere diyelim herhalde. En güzel temenni bu olur. Evet. Sağ olun. Sağ olun, görüşmek üzere. Thank you.